Evet, çektim sen önce. Sen kebabın şahısın ya, sen güzel yapıyorsun. Oo. Kaç senedir yapıyordun sen kebabı? 19 senedir. Ben 30 yaşındayım, neredeyse benim yaşım kadar bu meslekte şey yapmışsın. Köyde şimdi kaç hane var? 400 tane herhalde ya. Tam dolu mu 400 tane? Yok. Daha çok hangi ülkelere gidiyorlar? Fransa, İsviçre, Almanya. Başka pek şeyler başka Peki Maraş'ta falan çalışan çok var mı? Var tabii. Evler olan var, dükkanlar olan var işte. Avrupa'ya gitme falan daha devam ediyor mu? Tabii aynen devam ediyor. Ben küçük oğlan da gönderdim geçenlerde. Allah Allah, hangi ülkeye gönderdin? Almanya'da. Almanya'ya. Ne diyor peki, memnun mu? Güzel mi Yok diyor? ya, memnun olur mu? Burada daha mı güzel diyor? Tabii. Ama tabii şartlar gereği mecbur kalacak değil mi? Aynen. Doğru. Biraz görsün yani, bir oranın şeyini görsün. Biraz zorluk görsün, tabii. Alışsın. Hayat hep babasının yanındaki gibi kolay olmaz. Yağla falan. Kebabı da çek. Hatta şeyini görsün de. Sen çatal elmeyi götüreyim şuna. Kebap gelmeden yiyeyim. Biraz da süt biberi koy yanına. Evet. Ha, onu ayrı mı getireceksin? Yanına mı koyacaksın? Yok, sana karşılıyor. Biber pişirme yer misiniz? Olur. He vallahi onlar çok güzel olur bak bunlar. Ya da öyle yıkayayım, öyle yap, getireyim. Çünkü daha... Yok, zaten ateşte şey olur ya. Almancılar çok geliyor mu bari? Ama bu sene eskiye nazaran eksikti ya. Allah Allah, niye? Ekonomi zayıf ya. Ha, Almancıların da mı ekonomisi zayıf? Hadi biz de... Ne yersiniz? Adana yok bize. Köfte var, kuşbaşı var, tavuk var. O da hani Adana'ya benziyor. O da bir. Abi, iki tane kuşbaşı. Ya bizde kriz var. Almancılarda ne var acaba? Onlar, onlarda da var. Zahir olmadığında. Onlara da mı kriz geliyor? Türkiye gelince onlar da mı etkileniyor? Pazarcık'ta bir şey olduğu zaman bizim Pazarcık köyleri etkileniyor. Demek kriz olunca onlar da etkileniyor. Dünya birbirine bağlıdır ya. Zincir halkası değil. Yoksa öyle mi gösteriyorlar? Valla çünkü yani artık adamlar harcamasını da yapmamışlar. Abi o da var. Demek bu sene az kişi geldi diyorsun ha, diğer senelere göre. Eskiye nazar gittikçe azaldı. Doğru. Geçen sene bir patlama vardı. Çok fazla insan geldi. Doğru doğru. Allah ailesi de ne yapmak istedim. Demek ki bir oğlanı şeye gönderdi. Büyüğü de orada, küçüğü de oraya gönderdim. Kaç çocuğun var? İki tane herhalde. İkisini de gönderdin. Evet. Allah Allah. O zaman şimdi ne anlamı kaldı çocuk getirmenin? Hani çocuk yapıp diyorsunuz bize baksın. Yarın bir gün benim yanımda mı kalacak yani? Ha, gene gider diyor, gene bakmaz. Elbette abi. Doğru söylüyorsun. Gitsin kaderini çizsin, ne ederse etsin, güzel şey değil. Peki mesela sen mi dedin Avrupa'ya git, kendi mi dedi ben gideceğim? Kendi yok, benim ne işim var, ben zaten gitmedim ama gittim. Artık sence peki bir moda haline mi gelmiş, insanlar orada para mı görüyor, ne görüyor, niye Avrupa'ya gidiyor? Tabii özentidir, biraz da şeydir ya, ekonomi işte, derdine düşen insanlar. He, orada zengin biraz olsa, daha iyi durumları. Zengin olsa ne işi var orada? Doğru söylüyorsun, göndermem diyorsun. Doğru. Doğru. Kendi işimiz var, gücümüz var burada. Doğru söylüyorsun. Askerlikten biraz da başka ekonomik. He, askere de gitme dedin. Gerçi askerlik de artık kısa da. Ha, bitti artık. Biz gittik 20 ay yaptık şimdi ona. Peki sen zoruna gidiyor mu şimdi kısa dönem yapanlar? Ben bedelli yaptım.
Bana diyorlar, ben diyor... Yoğunluğuna da gitmiyor, kurallara uysalar da. Yani mecbur yapmak zorundasın. He, bana diyor adam, diyor sen diyor 18 gün yaptın diyor, ben 18 ay yaptım diyor. Böyle olur mu? Ya diyorum, herkes, ne yapalım, biz de para verdik, ben de 18 bin lira verdim diyor. Herkesin sınıfı ayrıdır, herkesin görevi ayrıdır. Zoruma gitmiyor da işte sınıf ayırması biraz insanı bir şey yapıyor. Sen başkan ne olacak? Şimdi peki bu eti siz... şey, köyden mi alıyorsunuz, kasaptan, Maraş'tan? Kasaptan alıyorum, Maraş'tan. Maraş'tan getiriyorsun. Evet. Tabi kasabını da iyi seçiyorsun değil mi? Tabii. Çünkü Maraş'ın en pahalı kasaplarından biri. Pahalı ama diyorsun et temiz. Garantili, tabii. Temiz, güzel. Garantili. Yoksa koku moku olur, ne olduğu belli olmaz. Sert olur, iyi et olmaz. Çeşit. Ha diyorsun, bir de yumuşak olması için şimdi bunun genç olması lazım değil mi Tazım? Doğru söylüyorsun. Şimdi daha çok dana eti mi kullanıyor kebapta? Kuzu da var, dana da var yani. Peki sence kuzu mu güzel, dana eti mi? Tabii ki kuzu güzel ama kuzu pahalı işte. He, diyorsun kuzu pahalı, o yüzden şey mi yapıyorlar? Tabii. Fiyat da arttırınca insanlar isyan ediyor. Elbette. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Araya ama yağ attın mı, gerçi o şey eti de yağlanır. Yok, o zaten lezzet verir yani, o yağı da. Önemli olan yumuşaklığı. Doğru söylüyorsun. Küçük olduğu zaman yumuşak oluyor değil mi? Bu büyük danaların ki biraz sert oluyor. Sert oluyor. Doğru doğru. Heh, şimdi adam salatayı yemiş bitirmiş ya. Bak hele, evet görüyorsun, salatayı çok beğenmiş. Hasan abi. Yarısını sana bırak. Kendi tarafımı yedim diyorsun. Ya çok güzel. Özellikle biberin olması ayrı bir güzellik katıyor. Salata da çok iyi. Etin çok pişmemesi de ayrı bir şey yapıyor. Çünkü et çok piştiği zaman kurutuyor. Çok lezzetli. Çiğli'ye gelmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda çok doğal, güzel bir ortam. Lezzetinden çok, aslında lezzeti çok farklı olmaz ama yani çok ayrı bir şey. İnsanlar yaratamaz kebapta ama şu doğal ortam, güzel ortam, kesinlikle tavsiye ederiz.